Nerede bunlar? Ulan 5 dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Hemen kaytarıyor namussuzlar. Gittiler. Nereye gittiler? Fazla uzağa değil. Galiba transfer oldular. Lan ne transferi? Vallahi karşıdaki herif geldi, hepsini aldı götürdü. Lan nasıl götürdü? Bayağı götürdü. Yani transfer oldular. Yani artık adamın falan yok. Ya nasıl açacağım bu dükkanı? Ne diyeceğim insanlara? Vakkas. Ulan Vakkas, yaktım seni! Köpekler, köpekler, alçaklar, alçak köpekler! Ulan sattınız beni! Ulan sattınız beni, sırtımdan en çevirdiniz! Geberteceğim lan siz, geberteceğim! Etme bulmadın yazıdır, hele hele! Çalma kapımı, çalırlar kapımı! Dur lan! Geberteyim lan seni! Bırak lan! Gel lan buraya! Gel! Çabuk lan! Bırak! Gel lan! Ay. Ayıptır yapmayın beyler! Dur hadi Haydar abi ya! Ulan vicdansız! Ulan alçak! Sensin ulan gelsin. Çiğ köpeği yurmayı bile ben öğrettim sana lan! Hadi oradan gel! Lan açılış günü! Yapılır mı bu hainlik ulan? Dur! Ezerler bu Ali Haydar! Sermez rekabet! Kışına güvenen korezenci başı denmiş! Ulan ben o borazanı senin... Lan terbiyesizlik yapma, bozulma bana. Gel, gel abi, dur. Tamam usta, gel de gidelim. Yok ben bittim. Nasıl bir soy oldu? Ali Haydar bir yok beceremedi diyecekler. Ya dükkanı açamadı diyecekler. Namussuz herif! Çaldı adamlarımı ya! Oy başıma gelenler ya. Ben öldüm, ben mahvoldum. Ben mahvoldum. İyi, açılışı bugün yapman şart mı? He. Yarın aç, öbür gün aç, haftaya aç, daha sonra aç. Ha, öyle ya, acelesin ha. Kaç kişi lazımsa bulursun, sonra da adam gibi açılış. Ya senin dünyadan haberi yok. Vakasın umduğu bu zaten. Çok sürmez davetler sökün eder. Ben ne halt edeceğim? Onca insana ne diyeceğim? Bugün dediydik ya, kusura bakma kurban, açılış haftaya kaldı, haydi güle güle. Ali Haydar beceriksizin, iş bilmezin, dik alasıdır diye cümle aleme ilan mı edecek? Ha, söyle! Bana ne bağırıyorsun be? Ne yaparsan yap, bana ne? Allah Allah. Ben sana değil, Vakkas'a bağırıyorum. Kalleş domuz, benim böğrüm kırına, ulu bulu bulu yasın. Ya yok mu senin kimin kimsen? Sen aile babası değil misin? O ne demek? Öyleyim, ne olmuş? Ayıp ilan mı ettim ki? Yok mu yani bir akraban falan? Oğlun, kızın, yakının, arkadaşın? Vardır. Yani sen varsın, ben varım. Ailen de yardıma gelirse... Bu işin altından kalkabiliriz belki. Hangi işi? Açılışı diyorum. Belki gene yapabiliriz. Mezacı yok, fırıncı yok. Ben hepsine yetişemem. Bunlar eş dostlu olmaz. Bugünlük de meze olmasın.
Lahmacun? Ya boş ver. Kebap var ya. Çağır tanıdıklarını, bitirelim bu işi. Ya de git işine, olacak bir şey söyle. Üç kızım var ama onların ipiyle kuyuya inilmez. Yani birini hiç sayma zaten, daha küçük bebe. Biri haynasın teki. Ya bu en büyükler desen aklı beş karış havada. Yok, bu senin dediğin dünyada olmaz. Melek! Cennet! Buraya! Kulağına bir velek kaçtı Tosun'un. Hanya'yı Gonya'yı gördü. Gaz kimin uçtu, tavuk kimin düştü. Açılış yattı ki o biçim. Oh maşallah. Hiçbir işin kalmadı, oturmuş televizyon seyredin. Melek ablan nerede? Neriman teyzede. Gene mi? Çağır gelsin. Hemen insin aşağı, hemen. Bekle. Cennet nerede? Odasında, kapısı da kilitli. Sana küsmüş. İyi alt etmiş. Sen git Melek'i çağır. Cennet! Kapıyı aç. Cennet! Aç kapıyı. Aç şunu. Bak şu gagası, şu da kanadı. Sahiden de kuşa benziyor kız Neriman abla. Güvercin. Yakında sana bir müjde var. Abla! Abla! Müjde geldi. Abla! Ne var? Ne istiyorsun? Kuş abla, çabuk babam aşağıda seni bekliyor. Niye? Ne bileyim. Bir şey mi oldu Huri? Vallahi tuhaf bir durumda babam. Sen bir şey yumurtlamadın değil mi? Açtım. Aç şunu. Açtım. Yoksa sigara mı içiydin? Bunun için mi kilitledin kapıyı? Ha? Cevap ver. Kızım niye konuşmuyorsun? Ne saldın suratını ikinci eşeğe gibi? Babaya küslük mü olurmuş? Bana ne biçim laflar ettin? Hem de müdürün önünde. Yürü. Bunları konuşacak vaktimiz yok şimdi. Hadi. Sallanmayın. Sallanmayın. Ne oluyor baba? Savaş mı çıktı? Ha, topyekun hak. Vakkas kaleşlik yapıp adamlarımı çaldı. İhanet var. Haydi cepheye. Dükkanın açılışını kendi başımıza yapacak. Yani kimse kalmadı mı? Biz ne anlarız baba? Acelerle yarın aysa kıyamet mi kopar? Ha, şimdi bir de size dert anlatacağım. Yürü! Ben sana yardım ederim baba. Ben sana yardım ederim baba. Yağcı. Yürü! Melek, neler oluyor? Ay Vakkas amca babamın adamlarını çalmış. Bu ne iş baba ya? Biz ne anlarız? Ya benim dediğim yapın yeter. Hanım gel hele. Bu hanım hanım. Yani Ada hanım. Bulaşıkçımız. Merhaba. 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 Bunlar da benim kızlar. Melek, Cennet, Huriye. Allah bağışlasın. Siz ikiniz örtüleri serin. Tabakları, çatal, bıçağı yerleştirin. Melek sen benimle mutfağa. Kolay gelsin Ali Haydar Bey. Oo, kolaysa başına. Vallahi bravo. Her şeye rağmen açılışı yapacaksınız. Ha? Vallahi benim hiç ümidim yoktu ama hanıma laf dinletemedim. Bir dolduruşa geldik ama. Hanım bulaşıkçımız. Bu bizim ev sahibimiz, komşumuz Neriman Hanım. Ne oluyor ya? Dışarı! Dükkanın dışına! Allah Allah! Hiç mi bir şey görmediniz ya? Oh, yetişmeyecek. Vallahi dünyada yetişmeyecek. Kızım yaptığınız hayırlı tütünüz kurbağaya değmiyor ya. Oh. Dünyada yetişmeyecek. Yandık ya, yandık. Hanım
şu domatesleri doğra, salataların da yıkanması lazım. 3 tane elim yok ki benim, daha soğanları doğrayacağım, onu da kendin yapıver. Olmuyor, olmuyor. Ya hiç mi bir şey görmedi? Daha iyisini biliyorsan gel kendin yap. Ver. Bırak. Bak gördün mü? İncecik olacak. Zar gibi. Yoksa yaramaz. Nasıl? Olurmuş o. Ne yapalım? Sen ustasın. Ben bulaşıkçıyım. Dikkat et, gösteriş yapayım derken elini kesme. Of, yetişmeyecek. Yani mümkün yok, yetişmeyecek. Babam pirzolaları gönderdi Ali Haydar amca. Acele etmiş, geceye az yollasaydı. Koy şuraya oğlum. Ya kıçımızı paralasak yetişmeyecek. Yetişti işte, bak her şey hazır sayılır. Telaşlanma. Öteye git biraz usta. Şöyle enine enine dizeceğim. Ben yaparım. Sen biraz daha domates doğra. Sinir şey. Alık alık bakıp duruyor. O da senin hayranlarından. Ne yapalım? Ya Haydar amca, akşama babam çok yemesin, olmaz mı? Kolesterolü gene çıktı da. Yapma ya. Bu herif de boğazdan. Tövbe tövbe. Bu sonuncusu. Eyvah, yetmedi mi? Melek, bir koşu domates al gel. Ben de geleyim. Taşımana yardım ederim. Aman gel. Kıllayıp durma Cennet. Yere masaj mı yapayım? Kıpırdan biraz. Aman dökme. Son anda başımıza iş açma. Efendim hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Burası davetlere. Hadi hayırlısı. Başladı Nerman Hanım, başladı. Kahveyi açık olsun Ali Haydar Bey. Dur bak. Hadi bakalım. Yüzümüz kara çıkmıyor. Ben gidip müşterinin siparişini alayım. Buyurun Secahattin Bey, buyurun. Bakıyorum durumu el koymuşsun abla. Sen gelmiyor musun Nuri abi? Geliyorum, geliyorum. Birazdan kapatacağım. Hadi. Kim bu oğlum? Kasap Veysel'in oğlu. Sedat mı? Aha. Tanıyamadım ya. 8 aydan mı da büyümüşsün? Dikkat edin Zuh, kırma. Bana bırak küçük fare. Anam ne arkanlısın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hayırlı olsun. Hayrullah Bey hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Buyurun şöyle buyurun. Buyurun. Biriniz serviz açın. Bir telefon edebilir miyim? Edit. Sürahileri getir. Ayranlar nerede? Hayırlı olsun Ali Haydar. Arkadaşlar Ali Haydar usta. Vakası abinin selamı var, gelemiyormuş, özür diledi. Ama kalbi senindeymiş. Onun kalbini köpekler yesin. Ne demek gelmedi? Gene nerede kaldı bu çocuk? Gülsüm, dikkatli ol değil mi canım? Kapıyı falan. Ben biraz gecikeceğim biliyorsun. Hadi bir tanem. Ali Haydar usta, arkadaşlarla sana küçük bir hediye aldık. Çam sakızı, çoman armağanı. Oo, ya bu ne? Ya zahmet ettiniz, sağ olun. Canlar, al kızım bunu. Salata çoban olsun, çoban olsun. Çok, çok yağlı olmasın ama ya. Yani... Bol limon olsun ama salata. Hani Haydar abi, usta kebapçı. Güzel insan.
Şerefi ne aldı? Hadi. Artık yemekleri burada yeriz ablacığım ha. Öpeceğim. Öpeceğim. Benim güzel enişteciğim gel. Ne kadar içtin sen bakayım? Ne için konuşuyorsun öyle enişte falan? Kızma ablacığım ya. Seninle bir ilgisi yok. Lafın gelir şöyle ha. Hani Aydan Usta. Bana bir şiş atsana. Ya yeter baba bu kaçıncı? Daha iyi şişemedim ki oğlum. Hem sen benim lokmamı mı sayıyorsun? Allah Allah. Eyvah, adam çatlıyım. Helal Veysel, helal. Merhaba Haydar abi. Hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun. Abi şöyle buyurun. Hayırlı olsun deyip gideceğiz. Ya olur mu canım gelmişken? Otursanıza. Komiser rangım nerede? Çocuğu olsun. Selam olsun. Zor olur. Çocuklar bakın. Memur beyler ne olur. Afiyet olsun. Rastgeniz var mı? Hacı baba. Ha? Bir şey. Soda dur. Tamam. Şerbet nerede? Ben yaparım. Evet. Hanım, bir masa daha boşaldı. Servisi değiştirdim. Ama tatlıları dağıtacağım. Ben dağıtırım. Şerbetini çeksin, dağıtırız. Ah, amma da kalabalık değil mi? Ali Aydar amca sıkı başladı değil mi baba? Ne diyorsun lan sen çamış? Şey yani... Bu daha açılış gecesi. Hep böyle olur mu? Olmaz. Ben şeye gideyim. Şeye. Kalsın hadi abi. Sağ olasın. Efendim güle güle, her daim bekliyoruz. Ayağınız uğurlu gelir inşallah. Yatır kızım. Sağ olun Neriman Hanım. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Aşk olsun Ali Haydar Bey. Aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Gerisini biz hallederek, eline sağlık. Ben gideyim o zaman. İyi geceler Neriman Hanım. İyi geceler Neriman Hanım. Sana da. Çocuklar hadi siz de çıkın yatın artık, geç oldu. Ayıp ettim baba, bir şey değil, biz bir şey yapmadık. Yok. Elinize sağlık, yani iyi iş becerdiniz. Üçünüzle de iftar edeyim, aferin size. Belki gece acıkırım. Haydın, haydın. Aferin benim aslan kızım, erkek kızım, maşallah. Haydın, kapatıp geleyim ben de. Anam, gel hele, bitmedi mi? Ay, yıkamayı bitirdim, kurulamam kaldı usta. Ya bırak bugünlük de kurulanmadan kalıversin, gel. Otur hele iki dakika. Ya Allah senden razı olsun, sayende ha.
Ben sen olmasan resmen havlu attıydım. Ne açılış yapabilecektim. O kadar da ne... değil. Hele hele. Hele güne rezil olmuştum şimdi. Bakkas bir tarafıyla gülecekti halıma. Sayende hevesi karnında kaldı. Sağ ol. Sana karşı boynum eğri. Buyur, yürümeyen. Bu da yani bugünlük belli olsun, fazladan. Sağ ol usta. İyi geceler. Dur ya, seni geçe bıraktık. Nasıl gideceksin? Şuradan bir treni atlarım. İşte istasyona kadar gelirim yani. Zahmet etmeseydin. Zahmeti neymiş? Kapatayım gidelim. Bugünü de gördüm ya. Sen de gördün Vakkas Efendi. Sen de gördün. Buyur. Bu Vakkas'ın seninle ne alıp veremediği var? Valla uzun hikaye. Ama kabahat bende değil. Anamla Antep'teyken ha, ben bu Vakkas'ın babasının yanına çırak girdim. Yani mesleği Hacı Resul'den öğrendim. Rahmetli bana kendi oğlundan fazla güvenirdi. Şimdi Vakkas'ın gıcığı buradan gelir. Şimdi Hacı dükkanı İstanbul'a taşıdıktan sonra da aramızda 3-5 hadise geçti ya. Hani lafı sündürmeyeyim. O asılı geçen sene Hacı Resul vefat etti. Şimdi nur içinde yatsın. Bana da mirasından bir miktar para bıraktı. Ha, Vakkas bunu içine sindiremedi. Bu bir. Bir de adamın dükkanının karşısına dükkan açtın. Ya açtımsa kastımdan açmadım. Orası düşeş geldi. Nerman Hanım sağ olsun. Ehmen şartlarla bıraktı da. İşte borç harcı aldık işte. Akraba mısınız? Kimle? Şeyle. Nerman Hanım mı? Yok, binanın sahibi. Dükkanın üstünde oturuyoruz malum. Epeydir kiracısıyız anlayacağım. Benim kızlarla da iyi anlaşır. Kızların çok şeker. Hele ufaklık tam cin çakma. Bırak ya, üçü de alamat. Haşerat takımı. Sende çocuk var mı? Bir kız bir oğlan. Allah bağışlasın. Senin bey ne iş yapar? Rahmetli oldu. Allah rahmet eyle. Ulaş, yani oğlum 2 yaşında. Tam 15 yıl olmuş. Benim kızların anası öleli de 10 yıldan fazla var. Buraya dünyaya getirirken ruhunu teslim etti. Nur içinde yatsın. Ne gülüyorsun? Beni geçirmeye geldin, kendin de trene bindin. Aa sahi. Sahiden bindim ya. Ulan! Tüh! Kafaya bak. Bir yerlerden dönerim, aldırma. Hay Allah ya. Demek sen de iki çocuk büyüttün ha? Öyle, kız üniversitede. Maşallah. İngilizce öğretmeni olacak. Benim bütün uğraşıp didinmem onlar için. Bari Gülsüm alsın diplomasını, kurtarsın kendini.
Oğlan haylaz çıktı, okulu bıraktı. Alarm gelmedi bu. Ulaş gelmedi mi daha? Gelmedi. Sen nerede kaldın? Açılış günüydü. Her zaman böyle olacak değil tabii. Oh, ayaklarıma kara sular indi. Ya nerede? Hangi cehennemde bu çocuk? Ya anne, senin ne işin var kebapçıda? Üstelik orada bulaşıkçılık yapıyorsun. El alemin pisliğini temizlemek sana mı düştü? Ne yapayım kızım? Sabancılar iş teklif etti de hayır mı dedim? Daha iyisi yok işte. Bulana kadar böyle. Üç kuruş için sabahın köründen gece yarılarına kadar. Ya canına yazık ya. Ne yapayım kızım? E bari ben bir iş bulayım. Ne işi? Ne bileyim, yarım günlük bir iş. İşte pazarlama işi, sekreterlik falan, yani ne bileyim. Olmaz dedim. Olmaz işte, o kadar. Sen aklının derslerine ver. Ben hangi işi olsa yaparım. Sokaklarda teneke bile toplarım. Yeter ki sen okulunu bitir, adam ol. Anne, kebap kokuyorsun. Ulan senin için geberiyorum be. Uğruna neleri göze aldım. Ama sen ne dedin bana? Aslanım benim. İyi mi? Aslanım benim. Sanki askerlik arkadaşıyız. Aslanım benim. Ay kız haklı vallahi, kebap kokusu her yerime sinmiş. Ya bu adamlar bir alem. Hangi adamlar? Ya şimdi bir Vakkas var, bizim ustanın rakibi. Son anda bizim bütün elemanları ayartıp kendi dükkanını almasın mı? Nasıl hepsini? Hepsini işte. Safer'in oğlu dahil hepsi çekip gitti. Bunun üzerine bizim usta gitti, Vakkas'ın yakasına yapıştı. Bir patırdı, bir gürültü. Eşek kadar herifler. İkisi de birbirinden huysuz. Koskocaman adamlar, aynı çocuk gibi. Ay anne, çok uykum geldi. Sorma, benim de öyle. Dur sana dükkanın telefonunu vereyim. Ne olur ne olmaz bulunsun. Ne bu halin? Arkandan kovalayan mı var? Kızlar beni paylaşamıyor da. Neredeydin bu saate kadar? İşteydim. Ne işi? Çalışıyorum anne ya. Nerede çalışıyorsun? Bir boya işi buldum işte. Birkaç gün idare eder. Gene o arkadaşınla beraberdin değil mi? Çalışıyorum anne ya. Çalışıyormuş. Nedir o çocuğun saçları öyle sapsarı? Anne taktın sen de, moda. Ha, modaymış. Annesi babası bir şey söylemiyor mu? Şeylere dönmüş. Neyleri? Boş ver anne ya. Canım çıktı vallahi. Yiyecek bir şeyler var mı? Ne sen beni anladın ne ben seni. Hep benden kurtulmak istiyorum. İşte kurtuluyorsun. Ateşkes imzalamaya, geri çekilmeye karar verdim. Sen bu satırları okurken ben Amerika yolunda olacağım. Anne, suratının aldığı şekli şimdiden görebiliyorum. Ne olur sakin ol. Orada yepyeni bir hayat beni bekliyor. Hissediyorum. Ablama iyi bak. Kendine iyi bak. Benim için üzülme. Hatta beni hiç düşünme.
Ulaş. Günaydın Ali Aydan abi. Oo, Şecaattin. Sabahın köründe nereden böyle oğlum? Menek'le koşuya çıktık. Başım çatmıyor ya. Belki kendime gelirim dedim. Dün akşam biraz falan da kaçırmışız biliyor musun? Hadi devam et kızım, durma. Teni sor, devam et hadi. Ha, senin dükkanın ruhsatını aldım abi. İşe giderken bırakırım. Ben de bir ara ablana uğrayacağım. Evin kirasını vereceğim. Necatin abi hadi gidelim artık. Bir kahvaltı edelim ya. Hayır. Yürü. Daha sana iki tane kondisyon hareketi göstereceğim kızım. Hadi. Kahvaltıdan sonra gösterirsin ne olur. Hadi. Evdekiler bir şey çakmadı değil mi? Yok abi, hepsi uyuyordu. Annem çıldıracak. Vay be, gidiyoruz. Gidiyoruz oğlum. İki kamyonda çimento gelecek. Tamam. Hayırlı sabahlar. Size de. Nasılsınız? Nereye böyle acele acele? Durağa. Kusura bakmayın, acele etmezsem otobüs kaçacak. Günaydın hanım abla. Ya kalkma be Ali. Ya siz ne yaptınız öyle Ali? Niye adamcağızı son anda yüzüstü bıraktınız? Öyle icap etti yani. Beni işe soktun, kendin kayboldun. Abla bak Kasper iyi para verdi. Ücretleri üçe katladı. Ayıp ayıp. Her şey para mı? Haklısın ama öyle bir zamanda yakaladı ki beni. Evlilik kapıda. Paraya çok ihtiyacım var bir hanım abla. Sen münasip bir dille anlatıver ne olur. Bari birkaç gün bekleseydiniz. Olur muymuş öyle tam açılış günü? E vakkastır etti abla. Ya hemen gelirsiniz ya da avcunuzu yalarsınız dedi. Sekizde gelmeyecek miydin? Evet saat 10. Gelecek. Bence de abi. Çıkarma ayaklarını, çıkarma, çıkarma. Otursana, bir kahve yap, gel. Yok yok, ya içmişle beraber sağ ol, hemen kaçacağım. Ben evin kirasını veren dedim, azıcık da arttırdım. Arttırdın mı? Sırası mı canım? Al şimdi yeni dükkan açsın, hele bir işler açılsın. Buyur, buyur. Ben her şeyi hesapladım. Ay dünyada almam, normal kirayı ver yeter. Al Neriman Hanım, al ya. Ya sana karşı zaten boynum eğdi. Yani borcum bir yana, dükkanı satarken bana gösterdiğin kolaylığı kim kime gösterir? Aşk olsun, aramızda lafım oldu. Ay yapsaydım bir kahve. Yok yok, sağ ol, hemen kaçayım ben. Bu ne? Bu, düğme. Gevşemiş ya. Koptu, kopacak. Bekle, bekle. Ya zahmet etmesen Aydır. Ben yapardım. Olmuyor canım, ya kızların ihmal ediyorsun. Olmuyor Ali Aydar Bey böyle yalnız. Zor senin işin. Sonra? Sonrası hiç. Vallahi gitti işte. Gene mi söyleyemedin? Söyleyemedim komşu. Beni dinlemedi bile. Darılma Bizim abi ama. Hem senin kadar pıtırık adam ömrümde görmedim. Tut kolumdan al karşına çatır çatır söyle. Söylemesi kolay. O kadının karşısında bana bir şeyler oluyor. Tutuluyorum. Biraz girgin ol. Topla cesaretini git konuş. Anladın mı? Bizim abi. Yoksa bu iş yatacak sonunda. Dolandırıldık. Evet. Hep senin yüzünden gerizekalı. Adama parayı verelim diyen sensin ulan. Adamı da bulan sensin. Tam 1000 dolar senin yüzünden. Kaldık lan burada. Oğlum senin yüzünden dik durma lan. Sanki tek başıma karar verdim. İlk baştan beri gözüm tutmamıştı. Hep içimde kötü bir his vardı. Ya o yüzden koşa koşa getirdim parayı değil mi? Konuşma. Konuşma. Ne bok yiyeceğiz şimdi onu düşün. İnanmıyorum abi ya. Eve döneceğimize inanmıyorum. Senin hislerine ama. Paralar uçtu biz kaldık. Yalan mı kaldık?
Kaldık Ömer, bir daha kaldık dersen yapıştıracağım kafana. Hadi yürü, eve gitmem lazım. Annem mektup bulursa ağzıma sıçar. Sen daha önce nerede çalışıyordun? İşkembecide. Yani olsun, idare edecek ama gözünü aç. Tamam. Günaydın. Hanım gel hele. Bak bu Necdet. Zorda olduğumu duyunca gelmiş, sağ olsun. Estağfurullah usta. Senin adın neydi? Tamer. Ya Necdet'le Tamer. Tamer Necdet'in yardımcısı. Bu da Aziz. Yeni fırıncımız. Bu lahmacunun kralıdır bu çocuk. Sağ ol usta. Hayırlı olsun. Haydi iş başına. Alaydar usta, başkasına sözüm var. Bir haftadan fazla kalamam. Habar analı. Yok anladık, anladık. Hele bu haftayı bir geçirek hayırlısıyla. Buyurun Alaydar. Ha, hanım. Ya iyi ya, ne dek? Ha yok yok, sen üzme tatlı canını. Yani bir çaresini bulurum nasılsa. Ha. Sana da kardeşim. Yanar döner de yüz. Evet canım ya, bu meze caymış gelmiyor teres. Ya bu meze işi zor ya. Yani ilk gündeyse de. Yani böyle gitmez. Yani mezemiz yok, nasıl deriz millete ya? Biraz gelir misin? He? Ya ben yaparım istersen. Neyi? Mezeleri. Ya de git başıma, icra çıkarma. Niye? Ben çok güzel mezeler yaparım. Bana da annem öğretmişti. Ya olmaz öyle şey. Niye olmuyormuş? Eski köyü yeni adet. Niye olmasın? Söylesene. Olmaz. Çünkü olmaz. Niye ama? Kadın kısmında mezeci olmaz. Ne? Öyle. Kim demiş? Ben, herkes. Ben bunca yıldır kebapçıyım. Daha bir tane kadın mezeci görmedim. Ben de bunca yıllık kadınım. Senin gibi taş kafalı adam görmedim. Kafaya bak be. Kadından mezeci olmazmış. Laf. Kim koyuyor bu kuralları? Denemeden etmeden. Aman üf, ne halin varsa gör ya. Bana ne? Baharatların hepsini aldım baba. İyi iyi. Kızım ne dizginin orada böyle bostan korkulu gibi? Koy elindekileri içeri. Buyur Alaeda. Affedersiniz. Melek'le görüşebilir miyim? Melek gel, bir arkadaşın istiyor. Alo? Melek, benim ben Medet, Medet. Aa sen miydin? Şimdi sakın adımı söyleme. Bak konuşmamız lazım ama telefonda olmaz. Ne? Telefonda olmaz. Gelip bir malı görmem lazım. Ne? Yok, görmeden alamayız. Şey babam kızıyor. Bulgurcu. Babam diyorum, babam, babam. Aa babam, o mu geldi? Tamam. O zaman ben bir uğrayıp bir ara mala bakarım. Tamam. Hadi hayırlı günler. Baba. He. Bir konuşabilir miyiz ya? Yetti be, konuşabilir miyim, konuşabilir miyim? Geldiğinden beri lafı ağzımda geveleyim. Konuş diyeyim, o zaman da kemküme edeyim. Ne diyeceksen de bakalım Çamış. Gel. Sen ne dinleyeyim? Ya baba ya, ben askerdeyken çok düşündüm. Neyi? Hani hep sen dersin ya, sen kararsızın tekisin. Ne istediğini bir türlü bilmiyorsun diye. Artık ne istediğime karar verdim baba. İyi, efendim. Şurası kes. Ya baba, ben kebapçı olmak istemiyorum ya. Olabilir. Zaten herkes baba mesleğini yapacak diye bir kadın maddesi yoktur. Peki sen ne olmak istiyorsun? Aktar. Yani izin verirsen tiyatro oyuncusu olmak istiyorum baba. Yani sahneye çıkacaksın hele, sonra televizyon neye? Televizyon da olabilir ama önce tiyatro. Hayırlısı. O da pekala bir iş sayılır. Hem sonra bizim sürelerde hiç oyuncu falan çıkmadıydı. Yani izin verir misin baba? Canım sen istiyorsan. Ha çok istiyorum. Hem biliyorsun bu konuda eskiden beri yeteneğim de vardır. Ha bileyim. İlk mektepteyken bir sahneye çıktık. Hatırladın mı? Kelebek rolü oynamıştım. Kuş sesleri ovalara yayılır. İyi. İnsan buna hayran tamam, olur, kafi. Bayılır. Ya, kafi, kız çocuklar taze çimen ararlar. Ya, yapma ya. Şeyle herkes bize bakıyor. Bunun nasıl bir büyü olduğunu bilemezsin baba. Yani öyle sahnede. Herkes sana bakıyor. Senle gülüp senle ağlıyorlar. Anlıyorsun değil mi baba? Anlıyorsun. Elbet, ben odun muyum? Tiyatro severim.
Biz çocukken Antep'e kumpanyalar gelirdi. Arap'ın intikamı, sonra öyle şeyler. Biz de askerde Hamlet oynadık baba. Beni göreceksin. Öyle bir havaya girmiştim ki alaydaki bütün arkadaşlar hayran hayran bakıyordu. Lan kim bu büyük oyuncu diye birbirlerine soruyorlardı. Niye, seni tanımıyorlar mı ki? Tanımıyorlardı. Şey, kafamda peruk vardı. Başımda da taç. Yüzümde de makyaj vardı baba. Kraliçeyi oynuyordum. He? Sen ne diyorsun lan? Kraliçe baba, Hamlet'in annesi. Kraliçe ha? Karı rolüne çıktın ha? Rezil oldum. Meydanın ortasında dayak yedim. Milletin yüzüne nasıl bakacağım? Çok acıyor mu? Morluklara buz koy. Buz koy da şişmesin. Yine neden dövdü Vakkas amca seni? Yoksa evlilik meselesini mi açtın? Yok, tiyatro yüzünde. Ne varmış bunda bu kadar kızacak? Nasıl yani? Ne demek tiyatro? Hayattaki en büyük isteğim ya. Ah sırtım. Ben aktör olacağım. Ben tiyatroya çıkacağım. Nereden çıktı bu? Askerde ya. Sahneye çıktım ben ya. Sahnenin tozunu yuttum. Büyülendim. Sahneden çıkmayacaksın. Orada öyle oyuncu kızlarla falan karıştıracaksın. Sonra da şöhret olup beni unutacaksın değil mi? Ya, söyle. Yapma kızım, öldür. Söyle. Bu sevdadan vazgeçeceksin. Solucan. Bacım. Ya ben ya tiyatro, anladın mı? Ya ben ya tiyatro. Buyursunlar bey. Sağ olun, ben bir şey yemeyeceğim de birisine bakmıştım. Öyle mi? Kime? Aa işte orada. Hayrola Besim bey? Hayırdır, hayır. Acaba bir şey konuşabilir miyiz? Nasıl buldunuz burayı? Ali'ye sordum, Safiye Hanım'ın oğluna. Epeydir gayret ediyorum ama bir türlü hep... Evet. Bir türlü fırsat olmadı ama şimdi söyleyeceğim. Buyurun söyleyin. Ben 58 yaşındayım. Ama kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Hayatım inşaatlarda geçti. Çimento torbasını aldım, en üst kata atıyorum. Buyurun. Bunları neden anlattığımı merak ediyorsunuz haliyle. Kartımı takdim edeyim. Belki Safiye Hanım anlatmıştır. Biraz dünyalığım var. Yumuşak başlayayım. Çocuklarınız iyi bir baba olun. Hasılı kelam sizi sizden istiyorum hanımefendi. Yani evlenmek için. Resmi nikahlı zevcem olarak. Ne oluyoruz usta? Ali Aydar kanunları mı bunlar? Yok, kadından mezeci olmazmış. Yok, mesai saatinde ziyaretçi olmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Sesini yükseltme. Konuşmak da mı yasak? Ya sus dedim. Dışarıda kimseler var. Ya sen laf anlamayın mı? Yeter be. İkide bir çocuk gibi azarlıyorsun sen. Sen beni ne sanıyorsun? Kölen falan mı ha?